Hacıdere fuarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'ndeyiz ve 2023 Ambalaj Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan Şahlan Plastiği'nde konu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Ömer Bey bulunuyor. Bakalım bize hem marka ile alakalı hem sektörle alakalı neler aktaracak. Şimdi kendilerinden dinleyeceğiz. Merhabalar Ömer Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Fuara hoş geldiniz Balıkesir'den. Sağ olun, teşekkür ederiz. İlk fuarınız nasıl geçiyor? Şu ana kadar gayet güzel geçiyor. Yoğun ilgi de yüksek. Evet. Dediğiniz gibi ilk fuarımız. Biraz heyecanımız olsa da şu ana kadarki ilgi ve alakadan dolayı heyecanımızı attık. Umarım daha nice senelerce de buraya gelip fuara katılımımıza devam edeceğiz. Evet Ömer Bey, sizi de biraz tanıyalım biz. Ben 10 Mayıs 1994'te Balıkesir'de doğdum. Balıkesir'de eğitim hayatımı gördüm. Üniversite için İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'ne geldim. Burada Uluslararası Finans Bölümünden mezun oldum. Mezun olduğumun ikinci günde hemen aile şirketimiz olduğu için Şahlan Plastiğin başına geldim. Şirketimiz de 1992 yılında kuruldu. Balıkesir'de küçük sanayide. 2012 yılında Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ne geçtik. Üretimimiz, kapasitemizi yükselttik. Ve ileriye dönük de Balıkesir çevresinde hatta yurt dışına da yatırım yapmayı planlıyoruz üretimimizle alakalı. Evet, burada yine örneklerimizi görüyoruz şimdi. Evet. Ambalaj konusu biliyorsunuz çok geniş. Evet. Ucu bucağı yok. Biz hangi sektöre hizmet veriyoruz daha çok? Biz genellikle gördüğünüz üzere Türkiye'deki ve yurt dışındaki özellikle mandıra, süt sektöründeki yuvarlak tip termoform ambalaj kullanan firmalara yönelik üretim yapıyoruz. Ayrıca da yurt dışına gördüğünüz gibi şeffaf ürünlerimizde de salata, sos kapları ve benzeri ürünleri gönderiyoruz. Şu an 15 ülkeye ihracatımız var. Bu her geçen ay ve böyle fuarlara katıldıkça da her geçen yıl artmaya da devam edecek. Şu anda da Türkiye'de gördüğünüz üzere en iyi, en teknolojisi, üretimi yüksek firmalarla çalışma halindeyiz. Şu ana kadar da hiçbir problem yaşamadık ve problemimize devam edeceğiz. Evet, iyi referansınız var gördüğüm kadarıyla. Evet. Yerimiz Balıkesir merkezde. Nasıl bir alana sahibiz? Bizim şu anki fabrikamız, mevcut fabrikamız 5000 metrekare alanda. Kapalı alanda 7500 metrekare açık alanı var. Şu an yeni bir yatırımımız var. Bir 10.000 metrekare, 12.500 metrekare bir alana kurulu bir fabrikamız olacak. 10.000 metrekare kapalı alanı olacak. Üretimimiz de böylece iki katına çıkmış olacak önümüzdeki iki yıl içinde. Evet. Biliyorsunuz plastik biraz daha diğer şeylere göre önemli. Evet. Siz nasıl bir yol izliyorsunuz? Hizmet kalitesi nedir? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Çok büyük firmalarla çalıştığımız için öncelikle ilk konumuz hijyen. Evet. Biz hijyene çok dikkat ediyoruz. Üretim de biliyorsunuz teknoloji her gün gelişiyor. Biz de bunu ayak uydurmaya çalışıyoruz ve her yeni kalıp olsun, makine olsun, makine ekipmanları olsun her geçen yıl yatırımlarımıza devam ediyoruz ve devam edecek yani bu yatırımlarımız. Dediğim gibi öncelikle hijyene dikkat ediyoruz. Üretimde iyi bir ekibimiz var, dinamik bir ekibimiz var, genç bir ekibimiz var. Ben de gördüğünüz üzere genç bir iş insanıyım. Şimdilik böyle. Kendimizi geliştirerek devam edeceğiz. İhracatımız var mı? Dediğim gibi 15 ülkeye şu an ihracat yapıyoruz. Hem kendimiz direkt olarak hem indirekt olarak ortak olduğumuz firmalar var. Onlar üstünden de ihracat yapıyoruz. Özellikle Kuzey Afrika bölgesi, Orta Doğu, Avrupa'nın belirli bölgelerini dediğim gibi sos, salata, su bardağı ve benzeri ürünlerde ihracat yapıyoruz. Evet. Yeni projeler vardır. Neler bekliyor sizlere? Yeni projeler şöyle var. Şu an biz termoform ambalaj dediğimiz üretim teknolojisinde üretim sağlıyoruz. Bir de enjeksiyon dediğimiz bir tarafı var. O bizim üretim alanımızın dışında ama ileriye yönelik yurt dışında özellikle enjeksiyon dediğimiz üretim stili fazla talep alıyor. O yüzden Orta Doğu'da büyük bir ihtimalle Dubai veya Katar tarafında da bir fabrika açmayı planlıyoruz. Çok güzel. Başarılar diliyoruz sizlere. Çok sağ olun. Peki ambalaj sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ambalaj sektörünü şöyle değerlendiriyorum. İnsanların genelde kendi kafasında yarattığı bir düşünce var. Plastik kötüdür diye. Evet. Bir kere geri dönüşümü en kolay olan ham madde ve şu an normal günlük hayatımızda kullandığımız ürünlerin %96'sında plastik var. Arabanızın veya üstünüzdeki kıyafetin bile içinde polyester var. Öyle söyleyebilirim. Ve dediğim gibi bir camın üretiminde kullanılan sıcaklıkla, ısıyla, karbon salınımıyla bizimkinin arasında uçurum var. Yani biz direkt olarak elektronik tavalar içinde şekillediğimiz ürünlerden bu şekilli ambalajları üretirken
Bu camda hem geri dönüşüm noktasında hem üretim noktasında bildiğiniz üzere yüksek dereceler gerekiyor. Yüksek 1500 dereceler, 2000 dereceler gerekiyor. O yüzden de karbon salınımı daha fazla. Ayrıca geri dönüşümü de çok zor. Hı hı. Ayrıca da ben bir yere, dünyanın herhangi bir ülkesine, herhangi bir yerine bu ürünü çok daha fazla yüksek adetli tek bir konteynerde yollarken cam iç içe geçmediği için, kırılma problemi olduğu için benim bir konteynerde gönderdiğim malı 10 konteynerde gönderiyorlar. Doğal olarak gemiyle, uçakla veya karadan olduğu için bu da yine karbon salınımında aslında çok büyük bir zarar sağlıyor. Evet. O zaman doğru kullandığımız zaman aslında plastik zararlı. Şöyle, geri dönüşümünü sağlarsanız, yere atmazsanız, çöpe atarsanız bir problem yaşanmaz. Umarım ileriye dönük de Avrupa'da yapılan bazı geri dönüşüm destekleri var. Siz bir ambalajı toplayıp geri dönüşüm yerine götürdüğünüzde, hatta mobil olarak da artık kuruluyor, verdiğinizde size 5 cent, 10 cent, 1 euro ne kadar biriktirirseniz o kadar bir geri dönüş sağlanıyor. Umarım Türkiye'de bu sağlanır. Umarım. Biri öncülük ederse bize destek vermeye çalışırız. Harika. Peki izleyicilerimize programı kapatmadan neler söylemek istiyorsunuz Ömer Bey? Her zaman hayallerinizin peşinden koşun. Ben genç bir iş insanı olarak koştum. Hiçbir zaman da koşmayı bırakacağımı düşünmüyorum. Umarım herkesin fuarında keyifli geçer. Umarım diyelim. Sizlere tekrar hayırlı fuarlar dileyelim. Teşekkürler. Ve başarılarınızın devamını diliyorum Ömer Bey. Çok sağ olun. Bir başka programda görüşmek üzere ve beraber ekrana veda edelim. Tabii. Evet değerli izleyicilerimiz, İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde 2023 Ambalaj Fuarı'nda izledik. Ve Şahlan Plastik'ten aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.